Elimizde X kümesini Y kümesiyle eşleştiren bir f fonksiyonu var. Bu fonksiyonun ters çevrilebilir olduğunu varsayacağız. Şimdi bunun buradaki eşitlik, yani f(x) eşittir y için ne anlama geleceğinden bahsetmek istiyorum. Bunun değer kümesinde bulunan tüm y'ler için ne anlama geldiğini bilmek istiyorum. Hemen not edeyim. Değer kümesi elemanı olan her y için tanım kümesi elemanı olan tek bir x var mıdır? Öyle ki fx eşittir y olsun. İsterseniz bu söylediklerimi bir de çizim olarak görelim. Bu x kümemiz olsun yani tanım kümesi ve bu da değer kümesi olan y. Şimdi bu kümenin elemanı olan bir değer mesela a olsun a'yı alıp f fonksiyonunu uyguladığımızda bunu y'den bir elemanla eşleştiriyor. Bu elemanda f a olacak değil mi? Evet, elimizde olan bilgilere göre bunu söyleyebiliriz ve ben şimdi buradaki kümeden seçeceğim herhangi bir y değeri için bu değerde mesela b olsun, fx eşittir b eşitliğinin tek bir çözümü olup olmadığını görmek istiyorum. Evet, tek bir çözümü var mı yok mu buna bakalım. Öncelikle bir çözüm olup olmadığını düşünmemiz lazım. Demek istediğim, F dönüşümünü uyguladığımızda bizi buraya getiren herhangi bir x değeri olup olmadığını ve sonra da bunun tek olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Anlaştık mı? Mesela bu. Eğer bu şekilde ise bu çözüm tek bir çözümdür. Ama eğer burada yani x kümesinde dönüşümü uyguladığımızda bizi yine bu noktaya getiren bir başka değer varsa bu çözüm tek çözüm olamaz. Evet o zaman tek değil. Öğrenmek istediğim şeyi matematiksel olarak ifade etmemi isterseniz ters çevrilebilme özelliğinin değer kümesindeki herhangi bir y için tek bir çözüm sunmakla alakalı olup olmadığını evet bunu öğrenmek istiyorum. Bunun için isterseniz işe ters çevrilebilme tanımıyla başlayalım ve buradan bir yere varıp varamayacağımızı görelim f'in ters çevrilebilir olması tanım gereği. E, bu arada kullandığım bu sembol en az 1 anlamına gelir. Not ediyorum. Eğer f'in tersi olarak adlandıracağımız bir fonksiyon varsa, bunun y'den x'e bir eşleştirme yapacağını da hemen ekleyelim. Öyle ki f'in tersi bileşke f, x'deki birime eşit olacak. Tüm bu yazdıklarım x'teki bir elemana önce f'yi sonra f'nin tersini uyguladığımda bu nok yani başladığım noktaya geri dönmem yani x'e birim fonksiyonu uygulamak anlamına geliyor. Sonuç olarak girdi değeri olarak verdiğimiz değeri elde ediyoruz. Anlaştık mı? Ve bu da f'in tersinin f ile bileşkesinin birim fonksiyona eşit olması olarak ifade edilir. Devam edelim. Öyle ki fonksiyon bileşke fonksiyonun tersi de y'deki birim fonksiyona eşit olacak. Y'de başlıyoruz. Önce ters fonksiyonu, sonra da fonksiyonu uyguluyoruz ve y'deki aynı noktaya geri dönüyoruz. Ve bu da birim fonksiyonu uygulamakla aynı şeydir. Evet, bundan önceki videoda ters çevrilebilme özelliğini bu şekilde tanımlamıştık. Ama şimdi önemli olan buradaki fonksiyon. Pembe ile bir kere daha yazayım. fx eşittir y. Yeah ve büyük Y kümesindeki her bir küçük Y için tek bir X çözümü olup olmadığını bulmak istiyoruz. F'in ters çevrilebilir olduğunu biliyoruz f'in ters çevrilebilir olması bu ters f fonksiyonunun olduğu ve ters f fonksiyonunu uyguladığımızda da y'den x'e bir eşleştirme elde edeceğimiz anlamına geliyor. Kısacası bunu y'deki herhangi bir elemana uygulayabiliriz. Mesela buradaki y'yi ele alalım. f'in tersini buna uyguladığımızda buraya gideceğiz ve y f(x)'e eşit olacak. Haydi f'in tersini buna uygulayalım. Bu eşitliğin iki tarafına f'in tersini uygularsak eşitliğin iki tarafında da aynı şey olduğunu yani bunların ikisinin de y'deki bir eleman olduklarını biliyoruz ve buna ters eşleştirmeyi uyguladığımızda bizi x'deki bir elemana götürmesi lazım değil mi? Hadi yapalım. Evet iki tarafında ters fonksiyonunu alırsam mesela buradaki bir y elemanına ters fonksiyonu uyguladığımızda x'deki bir elemana varırız ve bu neye eşit olur? Sağ tarafa f'in tersi yazıyorum ve bu buradaki herhangi bir elemana eşit olacak. Peki ya sol taraf hakkında ne düşünüyorsunuz? Ters fonksiyonun tanımına bakarsak f ile bileşkesini aldığımızda birim fonksiyonu elde ettiğimizi görebiliriz. Demek istediğim şu şekilde yazayım. Bu f'in tersi ile f'in bileşkesine ve bu da x'e birim fonksiyonun uygulanmasına eşit. Peki x'e birim fonksiyon uygulandığından elde ederiz tabii ki de x. O halde eşitliğin sol tarafına x yazabiliriz. İşe f'in ters çevrilebilir olduğu fikriyle başladık. Ters çevrilebilirliğin tanımını kullanarak bir ters f fonksiyonu olduğunu söyledik. Bu eşitliğin iki tarafına bahsettiğimiz ters fonksiyonu uyguladık ve sonuç olarak büyük Y kümesindeki herhangi bir küçük Y için tek bir x olduğunu bulduk. Bu x bu eşitliği sağlayan tek x'tir. Bunun tek olduğunu nereden bildiğimi hatırlıyor musunuz? Olası tek ters fonksiyon bu olduğu için. Evet, olası tek ters fonksiyon işte buradaki. Ve bunun sadece bu ters fonksiyon için doğru olduğunu bundan önceki videolarda ispatlamıştık. F eğer ters çevrilebilir bir fonksiyonsa sadece bir tane ters fonksiyonu vardır. Hatırlarsanız iki tane ters fonksiyon olabilir mi? diye düşünmüş ama bunların birbirine eşit olduklarını görmüştük. Sadece bir tane ters fonksiyon olduğuna ve büyük y kümesindeki tüm elemanlara uygulanabildiğine göre bir çözüm olduğunu biliyoruz demektir. Tek bir fonksiyon olduğuna ve bu fonksiyonun da bizi sadece tek bir elemana götüreceğini bildiğimize göre de elde ettiğimiz çözümün tek çözüm olduğunu söyleyebiliriz. Evet bunu da not edelim. Turuncuyla yazalım. f'in ters çevrilebilir olduğunu biliyoruz. Hemen yazıyorum. f eğer ters çevrilebilirse fx y'ye eşittir ve bu tüm y'ler için geçerlidir. Evet, büyük ters a harfi görünen bu sembol her veya tüm anlamına gelir. Evet, Y kümesinin elemanı olan tüm y'lerin tek bir çözümü vardır. Ve bu tek çözüm Y'ye uygulanan ters fonksiyondan başka da bir şey değildir. Bu her ne kadar çok kolay bir şey gibi görünse de ulaşmak istediğimiz yere varana kadar elimizden geldiği kadar kesin konuşmamız gerekir. İsterseniz bir de bunun tersinin doğru olup olmadığına bakalım. Evet, şimdi de y kümesinin elemanı olan tüm y'ler için fx eşittir y'nin tek bir çözümü olduğu varsayımından yola çıkacağız ve bunun tersinin doğru olup olmadığına bakacağız. Kısaca bu doğruysa ters çevrilebilirliği de ispatlayabiliriz. Biraz düşünelim. Herhangi bir y için demiştik. Kümeleri bir kere daha çizmek istiyorum. Evet, bu x kümesi ve ve bu da y kümesi. Evet, şimdi buradan seçeceğimiz herhangi bir eleman için eşitliğin tek bir çözümü olduğu varsayımından başlayacağız demiştik. Bu tek çözüme herhangi bir isim verebiliriz ama gelin biz x diyelim. Buradan seçeceğimiz herhangi bir y için size fx eşittir y eşitliğini sağlayan bir x bulabilirim demeye çalışıyorum. Bu arada bulabilirim diyorum ama bulduğum bu çözüm aynı zamanda da bulacağım tek çözüm. Buna dayanarak yeni bir fonksiyon tanımlayalım. Mesela adı s olsun. Evet s fonksiyonu. s fonksiyonu y'den x'e eşleştirme yapıyor ve s y bu arada küçük y büyük y kümesinin bir elemanı. Evet ne diyordum? s y x kümesindeki fx eşittir y'nin tek çözümüne Eşit. Biraz karmaşık görünse de bunun geçerli bir fonksiyon tanımı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, burada herhangi bir y değeriyle başlıyoruz, bu kümenin bir elemanı olacak ve bu eşitliğe tek bir çözüm bulacağız. Bu, buradaki herhangi bir elemanın tek bir çözümle eşleştirilebileceği ve bahsi geçen tek çözümün de bu eşitliğin tek çözümü olduğu anlamına gelir. O halde tüm y'leri fx eşittir y eşitliğini sağlayan tek çözümleriyle eşleştiren bir fonksiyon tanımlayabiliriz. Biliriz öyle değil mi? Bu fonksiyonu da işte bu şekilde tanımladık ve bize y'den x'e geçerli bir eşleştirme veriyor. Ayrıca bunun geçerli tek bir değeri olduğunu da biliyoruz. Çünkü bu kümedeki herhangi bir küçük y değeri fx eşittir y için tek bir çözüme sahip. Evet bu sadece tek bir değere eşit olabilir. O halde bu da tutarlı bir tanımdır şimdi buradan bir eleman seçelim bu mesela b olsun b büyük y'nin elemanı şimdi buradaki yeni fonksiyonu kullanarak bir eşleştirme yapalım bunu alacağız ve x'in bir elemanı olan sb ile eşleştireceğiz. Tanıma göre sb'nin tek çözüm olduğunu biliyoruz. Tüm bu söylediklerimi sürekli tekrar ediyormuşum gibi hissediyor olabilirsiniz ama aslında tekrar yapmıyorum. Yazıyorum. sb'nin fx eşittir b'nin tek çözümü olduğunu biliyoruz. Ve eğer bu doğruysa ki bu arada bunu fonksiyonu uygulayarak elde ettik. Fonksiyonun herhangi bir y'yi bu eşitliğin tek çözümüyle eşleştirdiğini söylemiştik. Her y'nin tek bir çözümü vardı öyle değil mi? Şimdi eğer bu doğruysa S B'ye f fonksiyonunu uygularsam ne olur dersiniz? Bunun tek çözüm olduğunu söylemiştim. Demek istediğim bu fonksiyona girdi olarak bunu verirsek ne elde ederiz? Tabii ki de B'yi bunu F ile S'nin bileşkesinin B'ye uygulanmasının B'ye eşit olacağı şeklinde de ifade edebiliriz. F ile S'nin bileşkesini almak B'ye S'yi uygulamak ve sonra da buradan elde ettiğimiz sonuca F'yi uygulamakla aynı şeydir. Çünkü sonuç olarak B'yi elde ederiz. Burada olan şey budur. Anlaştık mı? Ve bu da Y'deki birim fonksiyonun B'ye uygulanmasından başka bir şey değildir. Buna bağlı olarak bu fonksiyonun var olduğunu ya da böyle bir fonksiyon kurabileceğimizi söyleyebiliriz. Demek istediğim bunun var olduğunu zaten biliyoruz. Bu fonksiyonu her ne kadar ben kurmuş olsam da umarım geçerli bir tanımı olduğu konusunda sizleri de ikna edebilmişimdir. Ve bunun herhangi bir y için x'e sadece tek bir çözümü olduğu varsayımına dayanarak bunu geçerli bir şekilde tanımlayabiliriz. Var olması yanında f'in az önce kurduğum fonksiyonla bileşkesini aldığımızda y Y'deki birim fonksiyonu elde ediyoruz. Şimdi küçük bir deney daha yapalım. Kümeleri bir kere daha çizeceğim. Bu X kümesi. X'ten bir eleman alalım. Bunu a olarak adlandıralım. Ve bu da Y kümesi. A'ya fonksiyonu uyguladığımızda Y'nin bir elemanını elde edeceğiz. Bunu da f(a) olarak yazıyorum. Sihirli fonksiyonumu burada uyguladığımda y'den herhangi bir eleman için size bu eşitliğin x'teki tek çözümünü vereceğim. Yapalım mı? Evet, haydi s'yi buna uygulayalım. s'yi eğer buna uygularsak tek çözümü elde edeceğim, öyle değil mi? Hemen not ediyorum. s'yi buna uygularsam, belki de belki de şu şekilde çizmeliydim. Yani bunun henüz bununla eşleşeceğini söylemedik. Evet, buna s'i uyguladığımızda burada nereye vararız? Bu S'in bu noktaya yani F A'ya uygulanmasıdır öyle değil mi? Ve bunun tek çözüm olduğunu biliyoruz. Hemen yazayım bu F x eşittir y eşitliğinin tek çözümüne eşit. Bahsettiğimiz y değeri F A. S fonksiyonunun bizi f(x) fonksiyonunun eşit olduğu a noktasına götürdüğünü aklınızdan çıkarmayın. O halde bu yani S f a ya da bu nokta diyelim, f(x) eşittir y'nin bu elemanı eşitliğin tek çözümüdür. Y'nin bu elemanına da f a demiştik. Yine belki biraz karmaşık olacak ama lineerce bir görmeden size elimde e, f(x) eşittir F, A eşitliği olduğunu söyleseydim, bana bu eşitliğin tek çözümünün ne olduğunu söyleyebilir miydiniz? Evet, x neye eşittir? E, tabii ki de A'ya ve bu da fx eşittir, F, A eşitliğinin tek çözümünün A olduğu anlamına gelir. Başlangıçta yaptığımız varsayımlara dayanarak bunun tek bir çözümü olduğunu da biliyoruz. Evet, bu A'ya eşit. Hemen yazıyorum. S içinde F içinde A eşittir A. Ya da s bileşke f'in a'ya uygulanması a'ya eşittir. Ve bu da s bileşke f'in x kümesindeki birim fonksiyon olduğu anlamına gelir. Bu x'ten x'e bir eşleştirme olduğuna göre s bileşke f'in x'deki birim fonksiyon olduğunu yazabiliriz. Peki, şu ana kadar neler yaptık? Büyük y kümesinden seçeceğimiz herhangi bir y değeri için bunu yani fx eşittir y'yi doğru kılan tek bir x çözümü elde ettik. Başlangıçta yaptığımız varsayımlardan biri buydu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ve buradaki herhangi bir elemanı bu eşitliğin tek çözümüyle eşleştiren s fonksiyonunu kurduk. Bunun var olduğunu gördük ve var olmasının yanı sıra kurduğumuz fonksiyonun f ile bileşkesinin y'deki birim fonksiyona eşit olduğunu da gördük. Ek olarak, s'in f ile bileşkesinin x'deki birim fonksiyona eşit olduğunu da gördük. Bunu da yazayım. Evet, bunun yanında f bileşke s'in y'deki birim fonksiyona eşit olduğunu gördük. S'in var olduğunu da birincisi ben tanımladığım için, ikincisi de buradaki her y için bunun bir çözümü olduğundan dolayı biliyoruz. Buna bağlı olarak f fonksiyonumuz için bu ikisini doğru kılan bir fonksiyon bulmayı başardık. Evet böyle diyebiliriz. Tanım gereği ters çevrilebilir olmak demek de budur. Evet bu f'in ters çevrilebilir olduğu anlamına geliyor anlaştık mı? Unutmayın f'in ters çevrilebilir olması için şöyle ifade edeyim f x'ten y'ye bir eşleştirme yapıyor. Ters çevrilebilir olmak demek y'den x'e eşleştirme yapan bir ters fonksiyonu olmalı ve ters fonksiyonun fonksiyonla bileşkesini aldığımızda da x'teki birim fonksiyonu elde etmemiz gerek demektir. Buna ek olarak fonksiyonun tersi ile bileşkesini aldığımızda da y'deki birim fonksiyonu elde etmeliyiz ve biz böyle bir fonksiyon bulduk. Bu s fonksiyonu. Bu ikisi doğru olduğuna göre s'in f'nin tersine eşit olduğunu da artık yazabiliriz. Bu durumda f de ters çevrilebilir bir fonksiyon olur. Evet, umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Yaptığım ispat sürekli x ile y arasında gidip geldiğim için biraz karmaşık gibi görünüyor ama videonun başında f eğer ters çevrilebilir bir fonksiyonsa her y için fx eşittir y'nin tek bir çözümü vardır demiştik. Videonun ikinci kısmında da bunun tersinin de doğru olduğunu gördük. Yani büyük y'nin elemanı olan tüm y'ler için fx eşittir y'nin tek bir çözümü varsa f ters çevrilebilir bir fonksiyondur dedik. Bu varsayımların ikisi de birbirini ima ettiğine göre hemen videonun son cümlesini de yazalım. x'ten y'ye bir eşleştirme yapan f fonksiyonunun ters çevrilebilir bir fonksiyon olması, büyük y'nin elemanı olan her y için fx eşittir y'nin tek bir çözümü olmasıyla mümkündür. Evet, araya koyduğum bu iki yönlü ok bu iki ifadenin birbirini ima ettiği anlamına geliyor. Bu videodan çıkarmamız gereken ders de zaten bu. Bir fonksiyonun ters çevrilebilir olması, değer kümesindeki her değer için tek bir çözüm olması anlamına gelir. Anlaştık mı?